Çocuklar için Gereksinim değerlendirmesi hakkında yönetmelik 20 Şubat 2019 Çarşamba resmi gazete sayı 30.692 yönetmelik aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından çocuklar İçin özel gereksinim değerlendirmesi hakkında yönetmelik 1. bölüm amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar amaç madde 1. 1. Bu yönetmeliğin amacı, çocuklar için özel gereksinim raporu ile çocuklar için terör, Kaza ve yaralanmaya bağlı durum bildirir sağlık kurulu raporunun alınışı, geçerliliği, değerlendirilmesi ve bu raporları verebilecek yetkili sağlık kurum ve kuruluşlarının tespiti ile ilgili usul ve esasları belirlemek ve çocuklar ile ilgili özel gereksinim alanlarının belirlenmesine ilişkin ortak bir uygulama alanı geliştirmektir. Kapsam madde 2, 1, bu yönetmelik, çocuklar için özel gereksinim raporu, çocuklar için terör, kaza ve yaralanmaya bağlı durum bildirir sağlık kurulu raporu ve bu raporları verebilecek yetkili sağlık kurum ve kuruluşlarını ve özel gereksinimlerle ilgili hususları kapsar. 2. 31 Mayıs 2006 tarihli ve 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu kapsamında bağlanacak gelirler ve aylıklar için, 1 Temmuz 1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 yaşına doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında kanuna göre verilecek fark aylığı miktarının belirlenmesine esas sağlık kurulu raporları hariç, istenecek durum bildirir sağlık kurulu raporları bu yönetmelik kapsamında değerlendirilir. Dayanak madde 3. 1. Bu yönetmelik, 31 Aralık 1960 tarihli ve 193 sayılı gelir vergisi kanununun 31. maddesi, 1 Temmuz 1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 yaşına doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında kanunun 8. maddesi ve 1 Temmuz 2005 tarihli ve 5378 sayılı engelliler hakkında kanunun 5. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar madde 4. 1. Bu olarak yet gerçek ya da tüzel kişileri. B. Bireysel etmenler, bireyin cinsiyeti, yaşı, mizacı, yaşam tarzı, yetiştiriliş şekli, alışkanlıkları, baş etme yetileri gibi özellikleri yanında amaçları, merakları, istekleri gibi öğeleri. C çevresel etmenler, bireyin yaşamını sürdürdüğü ortam, yapılı çevre gibi fiziksel öğeler ile yaklaşım, tutum, farkındalık, önyargılar, ailesel ve toplumsal öğeler gibi tüm insani öğeleri içeren etmenleri. Y. Çocuk, 18 yaşını doldurmamış bireyi. D. Çocuklar için özel gereksinim raporu, çözgel, sağlık kurulunca hazırlanan çocuğun özel gereksinimlerini belirten belgeyi. E. Çocuklar için terör, kaza ve yaralanmaya bağlı durum bildirir sağlık kurulu raporu, Çözgen Sağlık Kurulu tarafından terör, kaza ve yaralanmalar için düzenlenen raporu ve çocuk özel gereksinim alan kılavuzu, gelişim geriliğinin ve hastalıklara bağlı doku, organ ve veya fonksiyon kaybının tanımlandığı ek, iki de yer alan kılavuzu. B. sözleri etkiler ekimi çocukların özel gereksinimlerinin değerlendirilmesi için hizmet içi eğitim aldığını belgelemiş, süreç koordinasyonu için baş hekim tarafından yetkilendirilen çocuk sağlığı ve hastalıkları ana dekalitre ya da çocuk sağlığı ve hastalıkları yan Dekaletre uzmanını ve çözger sağlık kurulu, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarında çocukların özel gereksinimlerinin tespiti ile terör, kaza ve yaralanma durum bildirimine yönelik başvuruları değerlendirerek karar vermeye yetkilendirilmiş, 6. maddede belirtilen kurulu, P, gelişimsel sorunlar, iletişim, sosyal, duygusal, bilişsel, duyu işlevleri ince, kaba hareketler ve öz bakım gibi gelişim alanlarının bir ya da birden fazlasında gecikme, bozukluk, hastalık sonucu ile işler kaybı, Yeti yetimi, yaşama katılım kısıtlılığı oluşturan durumları, e, hastalıkların uluslararası sınıflandırılması, öcd, kodu, hastalıkların Sınıflandırılması ve hastalık isimlerinin kesin kriterlere göre bir araya getirilmesinden oluşan uluslararası kategorik kodlama sistemi, sınıflandırması ve hastalık isimlerinin kesin kriterlere göre bir araya getirilmesinden oluşan uluslararası kategorik kodlama sistemi, temi, i, e, işlevkensel, bilişsel, psikolojik işlevlerin herhangi bir düzeyde kaybına. J. Kontrol Muayenesi, kurumlarca ilgili mevzuat gereğince verilen hizmetin sürdürülmesini teminen bireyin fonksiyon kaybının yeniden değerlendirilmesi amacıyla istenen muayeneyi; K, kurul, çözger sağlık kurulunu; L, kurum, çözger ve çocuklar için terör, kaza ve yaralanmaya bağlı durum bildirir sağlık kurulu raporu talep eden kamu ve veya özel kurum ve kuruluşlarını; M, müdürlük, il sağlık müdürlüğünü ne, özel gereksinim, çocuğun toplumsal yaşama eşit katılabilmesi için bedensel ya da gelişimsel işlev kısıtlılığı olmayan bireylerden farklı sağlık, eğitim, rehabilitasyon, cihaz, ortez, protez, çevresel düzenlemeler ve diğer sosyal ve ekonomik haklara ve hizmetlere gereksiniminin olmasını. O, rapor, ek, 1'de yer alan çocuklar için özel gereksinim raporunu ve ek, 4'de yer alan çocuklar için terör kaza ve yaralanmaya bağlı durum bildirir sağlık kurulu raporunu, o, sistem, özel gereksinime dair verilerin girildiği, işlendiği ve depolandığı Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemi'ni, D. Toplumsal yaşama katılım kısıtlılığı, bireyin toplumsal yaşamda nitelikli ve tam olarak yer alamaması, yaşama kabul ve dahil edilmesinde güçlükler yaşaması, mevcut olan işlev kaybının çevresel etmenlerden etkilenmesi sonucunda, çocuğun etkinlik ve yaşama katılımının yaşıtlarından daha az nitelik ya da nicelikte olmasını ifade eder. 2. Bölüm Gereksinim Değerlendirmesi ve Çözgel Sağlık Kurulunun Teşkili, Çalışma Usulü ve Yetkilendirilmesi Gereksinim Değerlendirmesi Madde 5 1. Özel Gereksinimi olan çocuklara ilişkin değerlendirme çalışmalarında, sınıflandırma sistemi olarak çocuklar için işlevsellik yeti eğitimi ve sağlığın uluslararası sınıflandırması 3. CE Temel alınır. Kurulun Teşkili ve Çalışma Usulü Madde 6 1. Bir, birden fazla uzmanlık dalını ilgilendiren gereksinim tespitinde kurul, aşağıdaki branşlardan en az 4 uzman hekim, kurul başkanı ve çözger yetkili hekimi olmak üzere en az. Üzere en az. 6 daha şur. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları ya da yan dekalitre uzmanları, B. Göz hastalıkları uzmanı, C. Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı, C. Çocuk cerrahisi uzmanı, D. Çocuk nörolojisi uzmanı, e çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı, F fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, G ortopedi ve travmatoloji uzmanı. 2. Kurul başkanının teklifi ve başhekimin onayı ile diğer branşlardan çocuğun hastalık durumuna göre kurula ilgili branş uzmanı davet edilebilir. Bu halde ilgili branş uzmanı geçici kurul üyesi olarak raporu imzalar. Hiç sağlık kurum ve kuruluşunda çocuk cerrahisi uzmanı bulunmadığı durumlarda yerine genel cerrahi uzmanı, çocuk ruh sağlığı hastalıkları uzmanı bulunmadığı durumlarda yerine ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı, çocuk nöroloji uzmanı bulunmadığı durumlarda nöroloji uzmanı kurul'a dahil edilir. 4. Değerlendirilecek özel gereksinim alanı bu uzmanlık dalları dışında olması halinde ilgili dekalitre uzmanı kurul'a geçici üye olarak dahil edilir. 5. Çocuğu izleyen hekim varsa kurul'a dahil edilir. 6. Tek bir uzmanlık dalını ilgilendiren özel gereksinim alanı için kurul, o gereksinim alanını ilgilendiren branştan en az üç uzman ve çözger yetkili hekiminden oluşur. Tek bir uzmanlık dalını ilgilendiren özel gereksinim alanı çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlık alanını ilgilendiriyorsa kurul en az iki uzman ve çözger yetkili hekiminden oluşur. 7. Sağlık kurum ve kuruluşunda çocuğu izlemekte olan çocuk hekime ilgili uzman hekim varsa bu hekim rapor için değerlendirmeyi yaparak çözger yetkili hekimine yönlendirir. İzleyen hekim yoksa sözgel yetkili hekimi değerlendirmeyi yapar. 8. kurul, başkan ve tüm üyelerinin katılımıyla toplanır. İhtiyaç halinde çocuk kurulda görülebilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde kurul karar oluşturulur. Karara itirazı olan üye karar defterine muhalefet şerhini gerekçeli olarak yazar ve imza atar. Karar defterine kararın oy birliği veya oy çokluğu ile verildiği yazılır ve heyete katılan üyeler tarafından imzalanır. 9. Kurulda görüşülen rapor, kurul üyelerince mutlak aslak ve veya elektronik imza ile imzalanır. İlgiliye verilecek veya kurumuna gönderilecek rapor nüshaları kurula katılan bütün üyeler tarafından muhalefet gerekçesi yazılmaksızın imzalanır. 10. Kurul başkanı, ikinci basamak sağlık kurum ve kuruluşlarında başhekim veya başhekimin görevlendireceği uzman hekim, üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarında başhekim veya başhekimin görevlendirdiği eğitim sorumlusudur. 11. Aynı dalda birden fazla uzman bulunması durumunda her bir uzman belirli zaman aralıklarında kurulda görevlendirilir. Yetkili Sağlık Kurum ve Kuruluşları Madde 7. 1. Bu yönetmelikte belirtilen raporları düzenlemeye yetkili sağlık kurum ve kuruluşları ile Hakem Hastaneler Sağlık Bakanlığınca belirlenir ve bakanlığın internet sitesinde yayınlanır. 2. Yetkili olmayan sağlık kurum ve kuruluşları ile 6. maddede belirtildiği şekilde sağlık kurulunu teşkil edemeyen sağlık kurum ve kuruluşlarının verdiği raporlar kurumlarca değerlendirmeye alınmaz. 3. Bölüm Çözger ve Çocuklar için Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporunun Düzenlenme Usul ve Esasları Çözger Düzenlenme Usulü Madde 8, 1. Çözger için A. Bakım veren kişi, başvuru dilekçesi ile çözger vermeye yetkili olan sağlık kuruluşuna başvurur sağlık kuruluşunda çocuğu takip etmekte olan hekim, yoksa çözger yetkili hekimi süreci başlatır. Ve Çözger yetkili hekimi veya takip eden hekim, aileden çocuğun temel gereksinimleri hakkında bilgi alır. Kendi alanına ilişkin gerekli tetkikleri isteyerek çocuğun özel gereksinimini ek, iki de yer alan çocuk özel gereksinim alan kılavuzu doğrultusunda değerlendirir. Çocuğun tanısı ve özel gereksinimlerinin farklı. Kılavuzu doğrultusunda değerlendirir. Çocuğun tanısı ve özel gereksinimlerinin farklı uzmanlıkla ilgilendirmesi durumunda, konsültasyon formu düzenleyerek çocuğu ilgili uzmanlara yönlendirir. C. Çözger vermeye yetkili sağlık kuruluşunda, çocuk başvuru öncesinde izlenmekte ise tanısı ve özel gereksinimleri için çocuğu izleyen uzmanlardan görüşleri istenir. C. ilgili diğer uzman hekimler tarafından konsültasyon formu, et 2'ye uygun olarak eksiksiz doldurulur. Konsültasyon formuna poliklinik muayene tarihi, poliklinik kayıt numarası, özel gereksinim durumuna ilişkin tanılar, ölçüt kodları, klinik bulgular, radyolojik tetkikler ve laboratuvar bilgileri, işlem ve etkinlik kısıtlılıkları ile kendi alanına ilişkin çocuğun özel gereksinimleri ve gerekli olan hizmetler yazılarak imzalanır ve kaşelenir. D. Ek 1 de yer alan rapor formunun ek 2'ye uygun olarak klinik bulgular, radyolojik tetkikler ve laboratuvar bilgileri, işlem ve etkinlik kısıtlılıkları ve özel gereksinimler ve konsültasyon formunda yer alan bilgiler, özel gereksinim durumuna ilişkin tanılar, var ise koblarının eksiksiz doldurulduğu çözger yetkili hekimi tarafından kontrol edilir ve eksiklikler tamamlanır. El raporun başvuru yapılan sağlık kuruluşunca düzenlenmesi esastır sağlık kuruluşunda rapor düzenleyecek ilgili branş hekiminin bulunmaması veya gerekli tetkiklerin yapılamaması hallerinde çözger yetkili hekimi tarafından konsültasyon formu ile birlikte en yakın sağlık kuruluşundan konsültasyon ve tetkik hizmetleri alınarak rapor formu tamamlanır. Tamamlanan rapor forumları kurula sevk edilir. P. Kurula gelen bilgi, belge değerlendirilir ve gereği halinde çocukta da kurula davet edilerek ek, 3'te yer alan tabloya göre özel gereksinim durumu rapora yazılır. Raporda engel oranı yazılmaz özel gereksinim düzeylerinin engel oran alanı bulunanların, her bir özel gereksinimin niteliği ve niceliği ek, iki de yer alan açıklamalar doğrultusunda raporda belirtilir. Birden fazla sinim alanı işaretlenir. İşaretlenen alanlardan en üst düzeyi özel gereksinim olarak kabul edilir. Özel gereksinimler birden fazla olduğunda en üst düzeyde olan veya aynı düzeyde birden fazla olduğunda hepsi birden özel gereksinim formuna işlenir. Bunlar arasında matematiksel işlem sayısal değerler ve formüller ile hesaplanmaz. G. Rapor, sisteme kaydedilir. Sistemden rapor numarası alınmadan düzenlenen raporlar geçersiz rapor olarak değerlendirilir. H. Rapor kurum müracaatlarında 3, kişisel müracaatlarda 2 nüsha olarak düzenlenir. Raporun bir nüshası bakım veren kişiye verilir. Kurum müracaatlarında raporun bir nüshası raporu isteyen kuruma bildirilir. İhtiyaç halinde rapor nüshaları başhekimlik onayı ile çoğaltılır. İptalet edilmesi halinde çocuğun özel gereksinime dikkate alınarak çalıştırılamayacağı işlerin niteliği rapora mutlaka yazılır. Ev bireylerden engellilik durumu sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanımını gerektirecek nitelikte olanlar ile sadece engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibatlı otomobil dışında kalan araç ve taşıt kullanabilecek olanların durumu raporun açıklama kısmına yazılar. J. 15 yaşını doldurmuş çocuklar için düzenlenecek olan raporda çocuğun fotoğrafının bulunması zorunludur. K. rapor başvuru tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde tamamlanır. Çocuklar için terör, kaza ve yaralanmaya bağlı durum bildirir sağlık kurulu raporunun düzenlenme usulü madde 9/1 İş kazası ve veya meslek hastalığı dışındaki terör, kaza yaralanma nedeniyle meydana gelen özel gereksinimlerde ek. 4'te yer alan çocuklar için terör, kaza ve yaralanmaya bağlı durum bildirir sağlık kurulu raporu düzenlenir. 2. Çocuklar için terör, kaza ve yaralanmaya bağlı durum bildirir sağlık kurulu raporu, kurumlar tarafından resmi yazı ile terör kaza yaralanmaya ilişkin belgelerle birlikte yetkili sağlık kuruluşundan talep edilir. Rapor düzenlenmesine ilişkin süreç 8. maddeye göre, iç bu raporuna göre düzenlenir. Raporda var olan kronik hastalıklara ilişkin fonksiyon kayıpları belirtilmez. Çocuklar için terör, kaza ve yaralanmaya bağlı durum bildirir sağlık kurulu raporlarında tıbbi tedavi ve rehabilitasyon süreci esnasında süreli, tamamlandıktan sonra sürekli süreli rapor verilmek üzere fonksiyon kayıplarının değerlendirilmesi yapılır. Çözger ve çocuklar için terör, kaza ve yaralanmaya bağlı durum bildirir sağlık kurulu raporunun düzenleme esasları madde 10, 1, çocukların elde edeceği sosyal haklar, hizmetler veya kazanımlar raporlar dikkate alınarak ilgili kurumlarca ayrıca belirlenir. Raporlar, tek başına hakların verilmesi için dayanak teşkil etmez. İlgili mevzuata göre diğer şartlarında ayrıca sağlanması zorunludur. 2. Çocukların özel gereksinimlerini belirleme, sınıflandırma, derecelendirme, belgeleme, uygulama ve diğer süreçlerde sözlü, yazılı, davranışı ya da tutum olarak herhangi bir ayrımcılık yapılmaz ve 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı için ayrımcılık yapılmaz ve 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu ile 20 Ekim 2016 tarihli ve 29863 sayılı resmi gazetede yayın yayınlanan kişisel sağlık verilerinin işlenmesi ve mahremiyetinin sağlanması hakkında yönetmeliğe uygun hareket edilir. İç çocuğun tüm bedensel yapı ve işlevi, çevresel ve bireysel etmenleri ile ilgili çocuk, ailesi veya bakım veren kişilerin görüşleri temel alınarak gereğinde ilgili alanlardaki uzman hekim, fizyoterapist, ergoterapist, odyolog, psikolog, sosyal çalışmacı ve ilgili meslek personelinin görüş ve katkısı ile aile merkezli bütüncül değerlendirme yapılabilir. 4. Çocukların özel gereksinimleri, ek, 2. De hastalığın adı yer almasa bile vücut sistemleri üzerinden fonksiyon kayıpları değerlendirilerek belirlenir. 4. Bölüm raporların geçerlilik süresi ve itiraz raporların geçerlilik süresi madde 11. 1. Rapor sürekli veya süreli olarak düzenlenir. Raporda geçerlilik süresi mu 11. 1. Rapor sürekli veya süreli olarak düzenlenir. Raporda geçerlilik süresi mutlaka belirtilir. 2. Çocuğun gereksinim durumunun ilaç tedavisi, cerrahi tedavi ve veya ya. Rehabilitaları ile zaman içinde azalma ihtimali olduğu ve hastalık bulgularının tam olarak görülemediği hallerde süreli rapor düzenlenir. Hiç çocuğun gereksinim durumunun sabit kalması veya artması söz konusu olan hastalıklar için sürekli rapor düzenlenir. 4. Çocuğun özel gereksiniminin değişmesi halinde bakım veren kişinin talebi ve ilgili branş hekiminin kurula şevki uygun görmesi üzerine süre aranmaksızın çocuğun özel gereksinimi yeniden değerlendirilir ve yeni rapor düzenlenir. 5. Kurumların ilgili mevzuatı gereğince, gerekçesi belirtilerek yazılı kontrol muayenesi talebinde bulunulması durumunda sağlık kuruluşunca yeniden rapor düzenlenir. 6. Bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde sürekli raporu bulunanlar ile süreli raporu bulunup rapor süresi devam edenlerin raporları terör, kaza ve yaralanmaya bağlı durum bildirir sağlık kurulu raporları hariç ilgililerin 18 yaşını doldurdukları tarih itibarıyla geçersiz hale gelir. Bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde alınan raporlarda 18 yaşını doldurmasına 3 aydan kısa bir süre kalması durumunda talep üzerine erişkinler için engellilik değerlendirmesi hakkında yönetmelik hükümleri çerçevesinde tekrar rapor verilebilir. Başvuruda bulunanlar için mezkur yönetmelik hükümleri çerçevesinde düzenlenecek engelli sağlık kurulu raporları ilgililerin 18 yaşını doldurdukları tarihten itibaren geçerli sayılır. 7. Süreli olarak düzenlenen raporlarda, sürenin bitmesine 6 aydan kısa bir süre kalması durumunda, çocuğa bakım veren kişinin talebi üzerine tekrar rapor verilebilir. Raporlara itiraz madde 12, 1. Raporlara, bakım veren kişi veya raporu talep eden kurum tarafından müdürlüğe itiraz edilir. Kişisel rapor itirazları, ilgilisine teslim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yapılır. Süresinde yapılmayan itirazlar değerlendirilmez. Kurum itirazları gerekçe belirtilerek yazıyla yapılır. Kurum itirazlarında süre aranma. Farklı bir sınav da önceki raporu farklı sağlık kuruluşundan alınmış ise sürekli izleminin yapıldığı sağlık kuruluşuna gönderilir. İtiraz edilen rapor ile itiraz üzerine verilen rapordaki kararlar aynı yönde ise rapor kesinleşir. Rapor sonuçlarının farklı olması ve itirazın devam etmesi halinde, müdürlük tarafından en yakın hakem hastaneye yönlendirilir. Hakem hastane tarafından verilen karar kesindir. 3. İlk veya itiraza istinaden alınan ikinci rapor hakem hastaneden alınmış olsa dahi hakem hastane raporu olarak kabul edilmez. 4. Süreli sürekli verilen raporlar ile ilgili olarak kontrol muayeneleri dışında herhangi bir sebeple kurum tarafından yeni bir rapor istenmesi durumunda, ilgili kurumun gerekçeli yazısına istinaden müdürlük tarafından bu maddenin birinci ve ikinci fıkralara göre işlem yürütülür. 5. Hakem hastane kararı ile süresinde itiraz edilmeyerek kesinleşen rapor hakkında aynı gereksinim alanı ile ilgili yeni rapor başvurusu en erken 6 ay sonra kabul edilir. 6. Terör, kaza ve yaralanma nedeniyle verilen, ilaç tedavisi, cerrahi tedavi ve veya rehabilitasyon ile engel oranının değişmeyeceği hakem hastane kararı ile kesinleşen sürekli ibareli raporlar için yeni rapor başvurusu kabul edilmez. 5. Bölüm Çeşitli ve Son Hükümler Vergi indirimine Esas Raporlar Madde 13, 1, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Hükümlerine göre, gelir vergisi indirimine esas olmak üzere düzenlenen raporlarda, raporu düzenleyen sağlık kurum ve kuruluşları tarafından işlerinin bulunduğu yerdeki il vergi dairesi başkanlığına, vergi dairesi başkanlığı olmayan illerde ise il defterdarlığına gönderilen çözger esas alınır. Atıflar Madde 14 1. 30 Mart 2013 tarihli ve 28.603 sayılı resmi gazetede yayınlanan özürlülük ölçütü, sınıflandırması ve özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları hakkında yönetmelik ve ilgili mülga mevzuat hükümlerine çocuk bakımından yapılan atıflar bu yönetmelik hükümlerine yapılmış sayılar. Kazanılmış haklar. sayılar kazanılmış haklar. Madde 11. Bu yönetmelikte geçen çok ileri düzeyde olgu, belirgin ogu ve özel koşul gereksinimi var. öp ifadeleri ilgili mevzuatın uygulanması açısından ağır engellilik durumunu ifade eder. 2. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce engelliler için düzenlenmiş sağlık kurulu raporlarıyla belirlenmiş olan tüm vücut fonksiyon kaybı oranları geçerli olup bu oranlar ile sağlanmış eğitim sosyal destek ve yardım hizmetlerinin sürdürülebilmesi için süreli raporlarda rapor süresinin bitimine kadar kurumlarca rapor istenemez. Sağlık kurum ve kuruluşları tarafından 6 Haziran 2002 tarihli ve 4760 sayılı özel tüketim vergisi kanununun 7. maddesinin 1. fıkrasının 2 numaralı bendinin uygulamasında 1 Ağustos 2002 tarihinden önce alınmış sağlık kurulu raporları ile süresinin bitmesine 6 aydan az kalmış sağlık kurulu raporları hariç yeniden rapor düzenlenemez. İlgilinin 18 yaşını doldurduğu tarihe kadar kurumlarca rapor istenmez ve sağlık kurum ve kuruluşları tarafından yeniden rapor düzenlenmez. İç ancak bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen süreli engelli sağlık kurulu raporlarına ilişkin yeniden sağlık kurum ve kuruluşuna sevk işlemleri uyarınca düzenlenecek raporlar ve engelli sağlık kurulu raporlarına ilişkin ilgililer veya kurumlarca yapılan itirazlar C hakkında engelli sağlık kurulu raporu düzenlenen kişi, vasisi veya kurumlarca yapılan yeni rapor başvuruları, kontrol muayeneleri bu yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır. Elektronik imzalı veri paylaşımı madde 16/1 Bu yönetmeliğe ilişkin sistem Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulur ve yürütülür. 2 Yetkili sağlık kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen raporlara ait kayıtlar sistemde tutulur. Bakım veren kişinin yazılı rızası alınarak raporlar sistem üzerinden ilgili kamu kurumlarınca paylaşılır. Çocuklar için terör, kaza ve yaralanmaya bağlı durum bildirir Sağlık Kurulu raporunun ücreti madde 17, 1, Çocuklar için terör, kaza ve yaralanmaya ve 1. 1, Çocuklar için terör, kaza ve yaralanmaya bağlı durum Sağlık kurulu raporunun ücreti ile bu durumların tespitine yönelik işlem bedelleri kurumlarca karşılanır. Rapora itiraz edilmesi halinde rapor ücreti ile bu durumların tespitine yönelik işlem bedelleri itiraz eden kişi ise kişi tarafından, kurum ise kurum tarafından karşılanır. Raporların elektronik ortamda düzenlenmesi geçici madde 1. 1. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren rapor vermeye yetkili sağlık kurum ve kuruluşları raporların elektronik ortamda düzenlenmesine dair sistemlerini bir yıl içerisinde tamamlar. Elektronik imzalı veri paylaşım sisteminin gerçekleşmesini müteakiben kurumlara yazılı belge düzenleme işlemleri sonlandırılır. Yürürlük. Madde 18. 1. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanan bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 19. 1. Bu yönetmelik hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve